Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Apple Watch 9'umuz burada. Yaklaşık 4 gündür kullanıyorum. Bana ne kattı derseniz işte orada biraz konuşacağız. Çünkü bazı sürümcelemeler var. Şimdi en başta kutuyu açtık. Onu zaten birçok kişi izlemiştir. Ki izlemeyenler de zaten kartların sonunda oradan bakabilirsiniz. Kayış. Kayış çok güzel. Cidden spor modeli. Gayet şık ve de terletmiyor diyebilirim çok hoşuma gitti saatle çok güzel uyum içinde şimdi herkes yenilikleri soracak e, yeniliklerin en başında şarj konusu arkadaşlar şarj öyle bir hızlı oluyor ki anlatamam bunu deneyimlemeniz lazım şarj yüzde kaldı ya da yüzde beş kaldı takın 20 dakikada hemen hemen 40 50'yi buluyor USB C ile beraber çok ama çok hızlı şarj oluyor yani önceki Watch SE 2 modelini kullanıyordum. Sattım. Normalde Ultra alacaktım. Ama biliyorsunuz Ultra'da da pek fazla geliştirmeler olmadığı için yaklaşık 3000 nit'e kadar ekran parlaklığı ve de biraz da şarjda iyileştirme oldu. Daha uzun gidiyor. Yaklaşık sanırım 36 saate kadar. Onu es geçtik. Dedik seneye alırız. Seneye daha farklı gelir. En azından renkleri gelir. Ki bir şekilde kullanırız, ederiz. O yüzden Watch 9'a yöneldim. Bana ne kattı? Şimdi şunu söyleyeyim, ben ilk başta açık ekran istiyordum, hep açık ekran. O müthiş şarj konusu mükemmel, temin de dediğim gibi, çok ama çok hızlı şarj oluyor. Yani bu biraz benim hayatımı değiştirir diyebilirim. Çok ani şarj etme konusunda taktığım zaman çok güzel verim alıyorum. Artı bir de zaten şu parmak olayı çıktı, parmağınızı oynattığınız zaman bütün bildirimleri görebiliyor, kapatabiliyor. Ama tabii zaten bildirimleri kapattığınız zaman üstteki bildirim kısmını atıyor. Yani komple silmiyor onu baştan söyleyeyim. Bir yenilikte de yaklaşık 2 kat daha fazla parlak ekran sunuyor. Yani yaklaşık 2000 nite kadar ki en düşük karanlık seviyesinde de gözleri yormayacak derecede kendini kısıyor. Yani yaklaşık 1 nite kadar. Onu denemedim. Şu anda isterdim sizi güneşli bir yerde çekmeyi ki unuttum onu. Bu çok acil bir video oldu. Bir arkadaş istedi Apple Watch 9 alacakmış. Biliyorsunuz Türkiye'de de Cuma günü çıkacak. Değişen bazı şeyler nedir? Kadranlar gelmiş ki bu kadran yeni kadran. Artı şu çizgi film kararlarını snap sanırım o gelmiş. Yani pek fazla benim kadranlarda değişim olmadığı için. Şu yeni kadralarımız var. Güneş döngüsüyle çalışıyor. Bunlar var. Zaten tanıtımında bununla yapmıştı. Klasik ekran. Gayet güzel, şık. Dışarıdaki güneşin ya da gün batımına göre parlaklığı azalıp çoğalabiliyor. O artısı var. Onun haricinde dediğim gibi pil var. 2000 nit parlaklık var. Artı sporda biraz geliştirme olmuş. Özellikle de bisiklet kısmında. Bisiklette daha fazla veri alabiliyorsunuz. E, kalp atışı ve de EKG'de biraz düzelmeler olmuş. Bunlar ne kadar işimize yarar onu bilmiyorum. E, sıcaklık ölçü zaten birçok şeyi zaten 8 ile beraber hemen hemen aynı. Şimdi bana diyeceksiniz ki 8'den 9'a geçmeli miyim ya da 7'den 9'a geçmeli miyim ona siz karar vereceksiniz. Şimdi bana sorarsanız benim hayatımda ne değişti? Watch SE kullanıyordum 2. Valla pek bir şey değişmedi açık açık söyleyeyim yani. Bununla da kalkıp evirip çevirip kıvırmaya gerek yok biliyorsunuz. Apple biraz böyle gıdım gıdım vermeyi çok ama çok seviyor. Dediğim gibi hep açık ekran için aldım. Yani üstüne böyle fazla koyup da anlatabileceğim hiçbir şey yok. Ee, hep açık ekran olayı çok güzel. Bir de şu parmak olayı dediğim gibi buna pek fazla girmedim. Evet şu an açık. Hatta buradan kron, kronu kullanmadan da birçok İçerdeki yani şu şunları yapabiliyorsunuz. O da ne kadar işe yarar onu bilemem. Elim dururken yani dakikada bir ben bunu mu çalıştıracağım, kas mı yapacağız onu da bilemiyorum. Ee, i̇lk taktığımda pek fazla biraz algılamıyordu ama yavaş yavaş algılamaya başladı. Ee, bu 45 milimlik modeli e, gayet ama gayet yani saat işte Apple Watch yani ben SE'den 9'a geçtim ne değişti hiçbir şey değişmedi. Ama dediğim gibi hep açık ekran olmasını istiyordum. Orada bana bir artı kattı. En büyük artısı da zaten şarjıydı. Şarjda çok güzel iyileştirme olmuş. Yani şu anda en iyi yaptığı iyileştirmelerden biri USB-C ile şarj konusu diyebilirim. Başka da bana pek fazla kattığı bir şey yok. Onu açık açık söyleyip, Yani S2'den geçmeme rağmen e, herhangi bir böyle değişiklik olmadı. Zaten S9 çipi kullanıyor. Evet biraz hızlı. E, ona diyecek bir şey yok daha kuvvetli, daha güzel. Ha, o ne kadar işime yarar onu bilemem hız konusunda. Biliyoruz artık bu aralar herkes hız tutkunu oldu. Telefon hızı, o hızı, bu hızı. Fazla da böyle hızlara takılmayalım derim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çünkü pek fazla artı bir geliştirme yok. Evet, çip değişti. Çiple beraber daha iyi oldu. Ama benim gönlüm Ultra'dan yanaydı. Ultra'da da fazla değişiklikler olmadığı için S9'a geçtik. Pardon, Watch 9'a geçtik. O da hayatımıza işte bir açık ekran kattı. Bir de buradan gördüğün gibi imcikliyoruz. Burada bıdı 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 bıdı. Onlar var. Onun haricinde de pek fazla bir artısı yok. Ben araba kullandığım için bana pil lazım. Çünkü çok telefon geliyor. Açıp buradan görüşmemi yapıyorum araba kullanırken. O da bir artısı zaten. Onsuz yapamıyorum. Çünkü biliyorsunuz telefonla kullanmak yasak. Bir iki defada ceza yemişliğim var. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar alır mısınız almaz mısınız onu ben bilemem. Burada samimi olmaya çalışıyorum. Böyle yok yazayım kenara okuyayım şunları bunları yani bana özellik değil. Yani benim ne kadar işime yaradığı önemli. Dediğim gibi benim hep açık ekran olması bana cazip geliyordu. ESD'den de geçiş nedenim hep açık ekrandı. E dediğim gibi artısı hani şu ana kadar saatin çıkış nedeni çıktığımda aldığımda en büyük yenilik derseniz en büyük yenilik şarj konusunda olmuş. Şarjı mükemmel gidiyor. Ve de çok çok hızlı doluyor. Onu söyleyeyim. Yani onun üstüne kaçacağım bir şey var mı? Yok. Yani düz normal Apple Watch 8 gibi. Dediğim gibi 2000 nit parlaklık. Yani 1000 nit attırmışlar. Güneşte de bunu olduğunca rahatlık görebiliyorsunuz. ki Çok güzel bir değer 2000 nit. Çok e, muazzam bir e, parlaklık. Onun haricinde da bana pek fazla katan bir şey yok. Unuttuklarım olabilir. Bu çok acil bir video oldu. Bir arkadaş istemişti. Abi hemen biraz özelliklerinden bahset. Ben cuma günü sipariş vereceğim, alacağım. Ona göre ne yapayım, ne edeyim, kararsız kaldım diye. Benim diyeceklerim bu kadar. Samimi olduğuma inanıyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim iPhone 15 incelemesi yarın büyük bir ya da yarından sonra gelecek Perşembe'ye kadar. Onu da bakarsınız. Bu arada şu yukarıdaki kamera iPhone 13. Burada iPhone 12 var. iPhone XR var. iPhone 15'in kutu açılışında tepedeki kamera buydu. Bunların bir değerlendirmesini yaptım. Bunun kamerası bozuldu. O yüzden onu katamadım işin içine. Zaten evde unutmuştum. Bir ön kamerası çalışıyor. iPhone 15'i aldığım gün düşürdüm. Kamera herhalde içinde oynadı. Onlara da yarın bakarsınız. Böyle videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız dediğim gibi çok ama çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Alırsanız da hayatınızda bir şey değişmeyeceğine inanın. Görüşürüz.